TV1 ekranlarından merhabalar değerli izleyenler. Haberler ve gündeme yansıyan gelişmelerle bir kez daha karşınızdayız. Yine sıcak gelişmeleri, önemli haberleri ve olayları ekranlarınıza taşıyacağız. Değerli izleyenler, bir son dakika gelişmesi, sıcak bir gelişme yaşandı Kayseri'de. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, bazı daire başkanlıklarında ve müdürlüklerde değişime gitti. Özellikle uzun süredir tartışma konusu olan bu atamaların, değişikliklerin seçimlerden 5,5 ay sonra gerçekleşmesi ise dikkat çekti. Gelin şimdi hep birlikte değişen daire başkanlıklarını, müdürlükleri öğrenelim. İşte görev yerleri değişen daire başkanları ve müdürler. Selman Sürmelioğlu, Makine İkmal Daire Başkanı iken Destek Hizmetleri Daire Başkanı oldu. Kadir Danacıoğlu müdürken Makine İkmal Bakım Onarım Daire Başkanı oldu. Erkan Küp, Destek Hizmetleri Daire Başkan Vekili iken İşletme ve İştirakler Daire Başkanı oldu. Cenani Ayaydın, İşletme İştirakler Daire Başkanı iken Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı oldu. İbrahim Özçekiç, Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı iken Yazı İşleri ve Kararlar Daire Başkanı oldu. Bu daire başkanlığı yeni kurulacak. Sedat Erdoğan, Ulaşım Daire Başkanı iken Fen İşleri Daire Başkanı oldu. Murat Baltacı, Şube Müdür Vekili iken Etüt Projeler Daire Başkanı oldu. Ahmet Şeref Bahçecioğlu, Etüt Projeler Daire Başkanı iken Ulaşım Daire Başkanı oldu. Resul Duman, Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığında Şube Müdürü iken Park Bahçeler Daire Başkanı oldu. Ufuk Sekmen, KASKİ Genel Müdür Yardımcısı iken Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı oldu. Mücahit Soyak, KASKİ Genel Müdür Yardımcısı iken Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı oldu. Serdar Öztürk, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı iken KASKİ Genel Müdür Yardımcısı oldu. Hamdi Elcuman, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı iken KASKİ Genel Müdür Yardımcısı oldu. Duran Safrantı, Tarımsal Hizmetleri Daire Başkanı iken Çevre Koruma Daire Başkanı oldu. Yasin Harmancı, Fen İşleri Daire Başkanı iken Kırsal Hizmetler Daire Başkanı oldu. Nurettin Kocabay, Kırsal Hizmetler Daire Başkanı iken KASKİ Daire Başkanı oldu. Hikmet Ulusoy, KASKİ Daire Başkanı iken Büyükşehir Daire Başkanı oldu. Değerli izleyenler, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2025 Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin Kayseri'de gerçekleştirileceğini açıkladı. Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, "Kültürün ve sanatın merkezi Kayseri'miz çok yönlü, çok fonksiyonlu bir turizm destinasyonu haline geldi. 2025 Türkiye Kültür Yolu Festivali, medeniyetler şehri Kayseri'ye çok yakışacak," dedi. Bizdeki yıl festival rotamızı ekleyeceğimiz 4 yeni şehrimizin adlarını da buradan açıklamak istiyorum. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Dünya Turizm Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Büyükkılıç, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un İstanbul Kültür Yolu Festivali açılışında yaptığı konuşmada, 2025 Türkiye Kültür Yolu Festivali 20 şehirde gerçekleştirilecek. Bu yılki rotamızı oluşturan 16 şehrimize ek olarak Malatya, Manisa, Mardin ve Kayseri'de festival takvimimizde önümüzdeki yıl yerlerini alacaklar sözlerini hatırlattı. Başkan Büyükkılıç, Bakan Ersoy'un bu açıklamasının 6000 yıllık tarihi, 7,5 milyon yıllık doğa geçmişiyle değişik medeniyetleri bağrında barındıran Kayseri için çok önemli ve anlamlı bir müjde olduğunu vurguladı. 2025 Türkiye Kültür Yolu Festivali 20 şehirde gerçekleştirilecek. Bu yılki rotamızı oluşturan 16 şehrimize ek olarak Malatya, Manisa, Mardin ve Kayseri'de festival takvimimizde önümüzdeki yıl yerlerini alacaklar. Şimdiden hayırlı olmasını diliyorum. Şüphesiz bu şehirlerimiz muazzam tarih ve kültürleriyle festivalimize yeni değerler, zenginlikler katacaktır. 8-13 Ekim tarihleri arasında Kumsmol AVM'de gerçekleşecek olan mobilya fuarı için tanıtım toplantısı düzenlendi. Amacımız Kayseri'yi uluslararası bir ticaret merkezi haline getirmek diyen Kumsmol AVM Başkanı Ercan Sarıkaya, dünyanın en modern mobilya fuarını yapacağız dedi. Kumsmol AVM mobilya fuarına hazırlanıyor. 8-13 Ekim tarihlerinde yapılacak fuar öncesi Kumsmol AVM'de tanıtım toplantısı yapıldı. Toplantıda konuşan Kumsmol AVM Başkanı Ercan Sarıkaya, "Amacımız Kayseri'yi uluslararası bir ticaret merkezi haline getirmek," dedi. Ercan Sarıkaya, "Dünyanın en modern mobilya fuarını yapacağız," diye konuştu. Yani bu konseptleri biz birleştirerek, şu anda bizim Kumsmol Alışveriş Merkezi, bunu gururla söylüyorum,
Dünyada başka bir örneği yok. Tek başına mobilya AVM'ler Çin'de de var, Türkiye'mizde de var. Ama Kumsmol örneği başka hiçbir yerde yok. Kumsmol'da Kayseri'mizde, OSEB'imizde, KOBİ'lerimizin de sanayi sitelerinde ürettiği mobilyalarımızı biliyorsunuz vitrine çıkarıyoruz. Talihsiz bir dönemde açmak zorunda kalınıldı. 29 Ekim 2020'de yani pandeminin ortasında açıldı biliyorsunuz. Tüm alışveriş merkezleri gibi Kumsmol'da o sıkıntıları çekti. Hamdolsun son 2 yıldır Kumsmol'da çok ciddi bir ivme kazandık. Şu anda inanın 2010 yılında Çin'de yaptığımız o ziyaretler sonrasında 5-6 defa daha gittik. Üyelerimizi götürdük. Bakın bunu yapıyoruz dedik. Yani Kayseri'mize böyle bir değer kazanıyoruz dedik. Ama işte yaşanan süreçler asıl yapmamız gereken işleri son 1-1,5 yıldır hamdolsun yapılması gereken şeyleri yapıyoruz. Benim mobilyacılar odamda 2022 tane üyem var. Sanayi ve ticaret odamızdakilerle beraber bu şehirde 4000'i biraz aşıyor mobilyacı sayısı. En küçüğünden en büyüğüne, sipariş çalışanından ticarete üretim yapana veya büyük çaplı çalışana böyle bir güç var. Bu gücü artık bir araya getirmemiz gerekiyor. Dünyanın en modern mobilya fuarı dedik. Çünkü gerçekten öyle. İlave alanlarımız da var. Hatta dışarıda inanın belki çadır kuracak pozisyonda bizim üyelerimizden talep de var. Ancak Kayseri'de bir başka mobilya fuarı da var biliyorsunuz. Oradakiler de bizim şehrimizin sanayicisi, bizim şehrimizin KOBİ'si. Hatta işte burada olanlar da var. İsmail Bey'in hem AVM'de yeri var hem de o fuarda da standı var. Oradaki fuarda AVM'den 36 mağazamız aynı zamanda mobilya fuarında da stand açıyorlar. Bizim o fuarı baltalmak veya o fuarla ilgili herhangi bir negatif kesinlikle ne söylememiz ne de eylemimiz oldu. Olmaz da çünkü onlar da bizim kendi üyelerimiz ve kendi sanayicimiz KOBİ'miz. Ama Kayseri'de 4000'den fazla firma var. O zaman bu şehre daha fazla ziyaretçiyi nasıl getiririz? Daha fazla satın almacıyı nasıl getiririz? Buna bakmamız lazım. Biz her zaman için birlikte hareket etme kültürüne varız, hazırız. İnşallah muhtemelen önümüzdeki yılda birlikte hareket edeceğiz. Şehrimizin değerli yöneticileri de, bizler de bu konuda istekliyiz. Ama bu yıl böyle başladık, sonuna da geldik. Bu yıl biz kendi fuarımızı yapıyoruz. Oradaki fuarda beraberiz, biriz. Yani buraya gelen oraya gitsin, oraya giden buraya gelsin. Değerli izleyenler, Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, Türkiye İstatistik Kurumu Ağustos ayı ihracat rakamlarını değerlendirdi. Başkan Gülsoy, Ağustos ayında 155 ülkeye 322 milyon 107 bin dolar ihracat, 149 milyon 104 bin dolar ithalat gerçekleştirildi. Her koşulda özveriyle çalışarak üreten iş insanlarımıza, ihracatçılarımız ve çalışanlarımıza teşekkür ediyorum dedi. Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, Türkiye İstatistik Kurumu Ağustos ayı ihracat rakamlarını değerlendirdi. Başkan Gülsoy, Ağustos ayı ihracat rakamlarına göre 322 milyon 107 bin dolar ihracat gerçekleştirdik. Geçen yılın aynı ayına göre %7.46 artış bir önceki aya kıyasla %1.4 oranında azalış yaşanmıştır. Kayseri olarak ithalatımızsa 149 milyon 104 bin dolar olmuştur. Geçen yılın aynı ayına oranla %1.26 artış gerçekleşmiştir. İlk 8 ay toplam ihracatımız 2 milyar 465 milyon 790 bin dolara yükselmiştir. Geçen yılın ilk 8 ayına oranla %3.87 oranında artış yaşandı diye konuştu. Kayseri'den 155 ülkeye ihracat gerçekleştirildiğinin altını çizen Gülsoy, ihracat pazarımız Irak, Almanya, Avusturya, ABD, Romanya, Polonya, Fas, Rusya Federasyonu, İtalya, Birleşik Krallık'tır ifadelerini kullandı. İhracatçı üyelerimizin yaşadığı sorunlara değinen Gülsoy, ülke ihracatının önündeki en büyük engelin yüksek enflasyon, yüksek faiz, krediye ulaşım, yüksek kredi maliyetleri, küresel durgunlukla finansmana erişimde yaşanan sıkıntılar olduğunu belirtti. Ekonomide zorlukların aşılması için üreten kesimin elinden geleni yaptığını söyleyen Gülsoy, her türlü güçlük karşısında emek ve özveriyle üreten, ülkemiz ve şehrimizin kalkınmasında öncülük eden tüm ihracatçı üyelerimizi ve ekiplerini yürekten kutluyor, başarılarının devamını diliyorum şeklinde konuştu. Değerli izleyenler, Orta Doğu'daki gerilim ve ABD Merkez Bankası'nın faiz indirim sürecine girmesi altına rekor üstüne rekor kırdırıyor. Altın fiyatları güne yine yükselişle başladı. Serbest piyasada gram altın 2937 TL'den, çeyrek altınsa 5030 TL seviyesinden işlem gördü.
Altın fiyatları yine rekor kırdı. Orta Doğu'daki gerilim ve ABD Merkez Bankası'nın faiz indirim sürecine girmesi altına rekor üstüne rekor kırdırıyor. Altın fiyatları güne yine yükselişle başladı. Serbest piyasada gram altın 2937 TL'den, çeyrek altınsa 5030 seviyesinde işlem gördü. Kazancılar Çarşısı esnaflarından Şaban Zıkavun, altın fiyatlarında yaşanan rekoru beklediklerini fakat bunun erken gerçekleştiğini vurguladı. Ekonomik olarak şöyle baktığımız özellikle altın piyasasında yine bir çalkantı içerisindeyiz. Altının onsu 2066 dolar civarında. Normal şartlarda fiyatların bu kadar olmaması gerekirken bir anda yükseliş neticesinde bugün baktığımızda 1 gram has altının gram fiyatı 3060 liraya kadar bugün yükselmiş oldu. Bunlar tarihi bir zirve. Biz bu fiyatları bu ay içerisinde değil 11. ay gibi falan beklemekteydik. Ama tabii ki ortalık dünyanın karışması, işte Orta Doğu'nun birazcık daha hareketlenmesi, Amerika'nın faiz indirmesi, bunların hepsi üst üste koyduğumuzda bugün 1 gram altının 3060 lira seviyelerine kadar yükselmesine sebep oldu. Daha geçen görüştüğümüzde konuştuğumuzda 1 kilogram 24 ayar altının 85 bin dolarken bugün 89 bin dolarlara kadar çıktığını, 76-77 bin euro iken bugün 80 bin euroya kadar çok rahatlıkla çıktığını gördük. Dolar ve euroda TL bazına baktığımızda hiçbir yükselmenin olmadığı, bugün 34 bin 100 lira doların, 37 bin 900 lirada euronun fiyatı, bugün bir çeyrek altın 5 bin 30 lira fiyatlarını çok rahat buldu. Biz bunu dediğim gibi 11. ay civarında veya 12. ay arasında beklerken bugünkü beklentimiz bu şekilde gittiği zaman aşağı yukarı 5500-5700 lira gibi yılbaşına kadar bir fiyat beklentisi içerisinde olduk. Tabii bu şekilde bu gitmeyecek. Belli bir zaman daha gittikten sonra hafif bir opsiyonel bir ufak bir düşüş ve tekrar bu söylediğimiz rakamları yılbaşına bulur diye bekliyoruz. Ekonomik koşullar hayatın her alanına etki etmeyi sürdürüyor değerli izleyenler. Düğün ve kına gecesi organizasyonlarında ciddi düşüş var. 2024 yılı kına gecesi organizasyonlarının en az yapıldığı yıl oldu. Evlenecek çiftler kınadan vazgeçti, sadece törenlere yöneldi. Yaz dönemi geride kaldı. Düğünlerde yaz aylarının vazgeçilmezi oldu. Düğün alışverişinin değişmezi olan gelinlikçilerde müşterilerin pazara olan ilgisinin değişmesi dikkat çekti. Diğer yıllara göre gelinlik satışlarında az da olsa bir düşüş var. Evlenecek çiftler daha sade organizasyonları tercih etmeye başladı. 28 yıldır olduğu gibi dolu dolu bir sezon geçirdik yeşim gelinlik olarak. Onun dışında tabii ki diğer sezonlara göre daha az satışlar gerçekleşti. Sade organizasyonlar da tercih edildi. Ekonomik durumda tabii ki göz önünde. Daha şatafattan ziyade daha sade, daha minimal düğün organizasyonları daha bu sene tercih edildi. Kına gecesi organizasyonları ise ya tamamen kaldırıldı ya da bazıları kına ve düğün olarak birleştirilip daha sade bir hale getirildi. 2024 yılı kına gecesi organizasyonlarının en az yapıldığı yıl oldu. Kına geceleri son 10 yılın en düşük kına gecelerinin gerçekleştiği sezonlardan bir tanesiydi. Gelin damatlar daha çok kına yerine minimal nikahlar, düğünler tercih ediyorlar. Bu yüzden de binnalı ve kına çıkış elbiselerimiz diğer sezonlara göre daha azdı. Gelinlik sektörü temsilcisi Cansel Bilgiç, her bütçe uygun gelinlik olduğunu söyleyerek kiralık ve satılık gelinlik fiyatları hakkında bilgi verdi. Biz gelinlerimize hem üst segmentte de yardımcı olabiliyoruz, orta segmentte de yardımcı olabiliyoruz, alt segmentte de yardımcı olabiliyoruz. Onun dışında tek bir fiyat, şu fiyat dediğimiz bir ürünümüz yok. Sizin bütçenize göre biz size gelinlik modelleri çıkartabiliyoruz. Bu konuda avantajlı olduğumuzu düşünüyoruz. Genel bir ifade etmek gerekirse 10 bin liradan 80 bin liraya kadar kiralarımız mevcuttu. 15 bin liradan da 150 bin liraya kadar da satılık fiyatlarımız mevcuttu. Sezonun en çok tercih edilen gelinlikleri arasında Helen, Saten Balık, Dubai Taşlı modeller yer aldı. Helenler tabii ki her sezon olduğu gibi bu sezonda da dikkat çektiler. Onun dışında balıklar, saten balıklar oldukça revaçtaydı. Dubai Taşlılar, Prensesler de Kayseri halkının sevdiklerinin arasındaydı. Başlatmış olduğu mobil başkan uygulamasıyla Melikgazi'de sık sık vatandaşlarla bir araya gelen Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Osmanlı Mahallesi sakinlerine müjdelerle gitti.
Melikgazi Belediyesi'nin mobil başkan uygulaması devam ediyor. Başkan Palancıoğlu'nun bu kez adresi Osmanlı Mahallesi oldu. Osmanlı Mahallesi'nde hayata geçireceği yeni hizmetlerin müjdesini veren Başkan Palancıoğlu, çalışma proje çok, hayırlı uğurlu olsun dedi. Mahallelere makamı taşıdık. Burada bizim başkan yardımcılarımız, müdürlerimiz, ilgili kurumlardan, KASKİ'den, elektrik idaresinden, ulaşım AŞ'den, büyükşehir bağlı birimlerden de arkadaşlarımız var. Muhtarımız burada. Dolayısıyla sizleri dinleyeceğiz, çayımızı içeceğiz. Biraz hatta şöyle yaklaşırsanız memnun olurum. Dolayısıyla mahalleleri geziyoruz. Sizlerin taleplerini dinliyoruz. Yatırım planları olan çalışmalarımızdan bahsediyoruz. İhtiyaçlarınızı da inşallah karşılamaya çalışacağız. Cenab-ı Allah bildiğimizi daim etsin. Burası Osmanlı Mahallesi'nin merkez bölümü. İnşallah ilk müjdeyi daha önce söylemiştim. Tekrarlayarak başlayayım. İkinci bahar evimiz küçük geliyor. Aynı zamanda da dışarıda oturma alanı yetmiyor. İnşallah şu sol tarafa kamelyaları kaldırıp buraya güzel bir çay kahve içeceğimiz sosyal tesisi yapacağız. Dolayısıyla televizyonumuzu izleyeceğiz, çayımızı kahvemizi içeceğiz ve namaz zamanı da inşallah camimize yakın olduğu için gitmek isteyenler namaza gitsinler. Osmanlı Mahalle Muhtarı Beytullah Üreyen de Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu'nu dinleyip çözüm getirdiği için teşekkür etti. Mahalle sakinlerimizin tamamının dertlerini dinledi, çözümler getirmeye çalıştı, getirdi de eminim bundan dolayı. Ben bu vesileyle tüm Melikgazi Başkanı'ndan çalışanlarına, yardımlarına sonsuz teşekkür ediyorum. İyi ki varlar diyorum. Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, Dost Eli projesi kapsamında vatandaşlara alışveriş keyfi yaşatan paranın geçmediği Dost Mağaza ve Dost Marketi ziyaret etti. Farklı bir sosyal belediyecilik hizmeti sunduklarını vurgulayan Başkan Çolak Bayraktar, "Her zaman paranın geçmediği mağazalarla hemşerilerimizin yanındayız," dedi. Koca Sinan Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesindeki paranın geçmediği Dost Market ve mağazada gelir durumlarına göre A ve B grubu olarak sınıflandırılan aileler, Dost Eli isimli kartlarına yüklenen puanlarla evlerinin her türlü ihtiyacını karşılayabiliyor. Aileler gıdadan temizlik malzemesine, kıyafetten ev eşyasına kadar A'dan Z'ye her ürünü market ve mağaza konforunda ücretsiz olarak temin edebiliyor. Dost Market ve Dost Mağaza uygulaması vatandaşlar tarafından da büyük takdirle karşılanıyor. Vatandaşlar belediyenin her alanda yanlarında olduğunu hissettiklerini dile getiriyorlar. Başkan Ahmet Çolak Bayraktar, Koca Sinan Belediyesi sadece park bahçe düzenlemesi, fen işleri ve temizlik gibi hizmetlerle değil, aynı zamanda sosyal belediyecilik anlayışıyla da hemşerilerimizin yanında yer almaktadır, dedi. Şu anda marketimizdeyiz. Dost Market, Dost Mağaza. Burada ihtiyaç sahibi ailelerin gelip paranın geçmediği tek mağaza ve paranın geçmediği tek marketten alışveriş yaptıkları bir ortam. Belli dönemlerde A grubu, B grubu ve C grubu aileler kartlarına yüklenmiş olan puanlarla burada evlerinin her türlü ihtiyaçlarını A'dan Z'ye bir market konforu içerisinde, bir mağaza konforu içerisinde alışverişlerini yapabiliyorlar. Koca Sinan Belediyesi her alanda hemşirelerimizin yanında. Yapmış olduğumuz fen işleri, park bahçe temizlik, imar çalışmalarından daha ziyade sosyal belediyecilik anlayışı içerisinde vatandaşlarımızı dahaca kucaklamanın, onları her alanda destek olmanın gayret içerisindeyiz. Talas Belediyesi, belediyeye ait deneme bahçelerinde üretimini gerçekleştirdiği aronya meyvesinin hasadına başladı. İlçede sürdürülen tarımsal destek programları kapsamında üretilen yüksek antioksidan özelliklere sahip, dikkat çekici bir süper meyve olarak bilinen aronya, Talas'ın çiftçilerine örnek olacak. Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Reşadiye Ek Hizmet binasında 3000 metrekarelik alanda kurulan tıbbi ve aromatik bitki deneme bahçelerinde bu ürünün hem yerel üretime katkı sağlamak hem de çiftçilere yeni bir ürün alternatifleri sunmak amacıyla başlatıldığını belirtti. Başkan Yalçın, aronya hem sağlık açısından faydalı hem de ekonomik katma değeri yüksek bir ürün. Bu üründen 129 kilo hasat elde edildi. Belediyemizin öncülüğünde yapılan bu üretimle çiftçilerimize yeni fırsatlar sunmayı hedefliyoruz, dedi. Deneme üretiminde başarılı sonuçlar alınan aronya, hem dileyen ilçe çiftçisine üretmesi için sunulacak hem de piyasaya örnek teşkil edecek. Belediyenin kırsal kalkınmayı artırma projeleri kapsamında üretim kapasitesinin artırılması ve bölge çiftçisinin teşvik edilmesi planlanıyor.
Talas Belediyesi ile kardeş şehir olmak için Kayseri'ye gelen Güney Kore'nin Jimsan İlçe Belediye Başkanı Biomin Park'la Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ön protokol imzaladı. Ziyarette konuşan Jimsan Belediye Başkanı Park, Kore savaşlarına atıfta bulunarak Türkiye cesaretini dünyaya göstermiş bir ülkedir. Her zaman minnetle anacağız dedi. Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Güney Kore'den gelen heyeti belediye binasının girişinde karşıladı. Makamda gerçekleşen, ziyarette konuşan Güney Kore Gumsan Belediye Başkanı Boemin Park, Talas'ta bulunmaktan duyduğu memnuniyeti belirterek dostane ilişkileri geliştirmek istediklerini söyledi. Sizin anlamda bir fırsatı sağlayan Talas Belediyesi Başkanı Sayın Mustafa Yalçın ve emeği geçen herkese en içten şükranlarımı sunuyorum. Pirulların Tunceli Naray'ında. Yani 1950 yıllarında, yani Kore Savaşı sırasında Türkiye, Kore'nin özgürlüğünü korumak için genç askerlerini gönderen bir ülkedir. Bu adalet havarisidir diye düşünüyorum ve dolayısıyla Kore ile kan paylaşan kardeş bir ülkedir. Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ise Güney Kore heyetini ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Ben de sizi bu kadar uzak mesafeden zaman ayırarak geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum ve kutluyorum. 1950'deki işte Kore Savaşı'na Türkiye'den gidenlerle Kore bizim tarafımızdan daha çok tanındı. Talas biraz daha ilin konaklama ve üniversite ihtiyaçlarını karşılayan bir ilçedir. İki üniversite var Talas'ımızda. 1950'lerdeki savaşta biraz önce söylediğiniz gibi hem olimpiyatlarda hep beraber olduk zaten. Çok iyi ilişkiler içinde. Bir kere biz Asyalıyız. İlçemizin şu anda fiziki olarak 200 bin nüfusu var. 200 bin, işin var mı yani? Evet. Üniversite öğrencileri, akademisyenler önemli. TYG'nin İnşallah sizin geldiğiniz gibi biz de Kimsan, yani çok merak ettiğim bir yer. Geliriz inşallah seneye artık ne zaman olursa. Biraz önce söylediğiniz kültür sanat etkinlikleri, festivaller ve benim de en çok dikkatimi çeken verimlilikle alakalı, toprak verimliliği alakalı beraber çalışma yapmak, sizden de istifade etmek isteriz. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Yongin'le kardeş şehiriz biz aynı zamanda. Konuşmaların ardından Güney Kore'nin Gumsan İlçe Belediye Başkanı Boemin Park'la Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın arasında işbirliği ön protokolü imzalandı. Ziyaret karşılıklı hediyelerle sona erdi. Hocam zor ya bu yazıcı. Evet, klavye. Alfabe farklı olduğu için. Ali İzyener, AK Parti'nin yeni Hacılar İlçe Başkanı Yasin Muslu görevi teslim almasından sonra ilk ziyaretini Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan'a gerçekleştirdi. Geçtiğimiz gün AK Parti Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir tarafından kendisine görevi tevdi edilen AK Parti Hacılar İlçe Başkanı Yasin Mutlu'nun ilk durağı Hacılar Belediyesi oldu. Başkan Mutlu, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan'ı makamında ziyaret etti. Yeni ilçe başkanına görevinde başarılar dileyen ve görüş alışverişinde bulunan Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, yaklaşan kongre süreciyle teşkilatımızı daha güçlü bir yapıya kavuşturacağız dedi. Dün öğleden sonra Genel Merkez Teşkilat Başkanlığımızca ilçemize yeni ilçe başkanımızın atandığını öğrenmiş bulunmaktayız. Sevgili Yasin kardeşimiz, yıllarca beraber çalıştığımız sevgili başkanımız bu görevi kıymetli başkanımız Ahmet Öğüş başkanımızdan devraldı. Yaklaşan kongre süreciyle de inşallah güçlü olan yönetimimizi daha da güçlü hale getirmek, teşkilat olarak bugüne kadar güzel işlere imza atan Hacılar Teşkilatı'nı Yasin Mutlu Başkanımızın başkanlığında da daha ileriye taşıyacağına eminiz. Birlikte el ele güzel memleketimiz Hacılar için
Çok güzel işlere imza atacağız inşallah. Başkanıma hayırlı olsun, ilçemize hayırlı olsun. AK Parti Hacılar İlçe Başkanı Yasin Mutlu ise teşkilatımızın gücüne güç katacak yeni arkadaşlarımızla birlikte Hacılar için her zaman var olacağız diye konuştu. Öncelikle Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Teşkilat Başkanımız Erkan Kandemir, İl Başkanımız Fuat Üzüm'ün uygun görmesi dolayısıyla Hacılar İlçe Başkanlığı görevine atanmış bulunmaktayım. İkinci dönem meclis üyeliğinden dolayı Bilal Başkanım'la yabancı değiliz. Birlikte bu yola çıkmıştık. Birlikte yine devam edeceğiz. Teşkilatımızın güçlü olması ve yeni katacağımız arkadaşlarla teşkilatımızı güçlendireceğiz. Daha güzel hizmetler için, hacılar için hep var olacağız. Değerli izleyenler, şimdi de Yeşilhisar ilçesine gideceğiz. Yeşilhisar, Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde iki kardeşin ürettiği organik saçlar Türkiye'nin dört bir yanına kargoyla gönderiliyor. Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde salça kazanları kaynıyor. İlçede çiftçilik yapan Mustafa Celal Nideloğlu kardeşler organik salça üretiyor. Kendi tarlalarında yetiştirdikleri domateslerle salça yapan kardeşler bu ürünleri yurdun dört bir yanına kargo ile gönderiyor. Tarladan sofraya yolculuğu anlatan iki kardeş salça yapmak için sabahın erken saatlerinde işe koyulduklarını ifade etti. Yeşilhisar'ın üreten bir çiftçisi olarak Nisan-Mayıs gibi fide olarak ekip bu zamana kadar bakımına ilgilendiğimiz, ürettiğimiz domateslerimizi genellikle yurt içinde salça ya da kurutmalık olarak yetiştirmekteyiz. Yetiştirdiğimiz ürünlerin birçoğunu genellikle salça yapıyoruz bu şekilde. Yaptığımız salçaları yurt içerisinde büyük şehirlerde İzmir, Ankara, İstanbul gibi Kocaeli, İzmit, Bursa gibi yerlere gönderiyoruz ağırlıkta. Bu salçalık hazırlanırken önce yetişmiş domatesleri, kızarmışları topluyoruz. Bunları önce dezenfekte edip suyla yıkadıktan sonra domatesleri şahlıyoruz. İkiye bölüyoruz, üçe, dörde bölüyoruz. Böldükten sonra torbalara acı suyunu, yani bizim tabirimizde acı su, yani asitin akmasını bekliyoruz birkaç gün. Bekledikten sonra makinede çekip kazanlarda yoğun ateşte kaynatıyoruz. Burası 30 bin dönüme yakın bir arazi. Sabah saat 6'da işçilerimiz Şanlıurfa'dan buraya öpürat kazanmaya gelen işçilerimizle birlikte gelip domatesleri topluyoruz. Daha sonra bunları sebil bir şekilde temizleyip salça yapmak için makinelerimizle buluşturup daha sonra salça yapıyoruz. Bunu salça olarak da yaptığımız zaman ülkemizin büyük bir çoğunluğunda bizleri tercih ediyorlar. İçinizi ısıtacak bir haber var sırada. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi'ndeki özel gereksinimli vatandaşları hiç binmedikleri tramvaylara bindirerek onlara büyük bir memnuniyet yaşattı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, özel gereksinimli bireylere yönelik hizmetlerini çeşitlendirerek artırıyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi, Besime Özderece Engelsiz Yaşam Merkezi'ndeki özel gereksinimli vatandaşları hiç binmedikleri tramvaylara bindirerek onlara büyük bir memnuniyet yaşattı. Tramvay içerisinde Kayseri türküleri de dinlettirilerek eşlik etmeleri sağlanan etkinlikte özel gereksinimli bireylere unutulmaz bir gün yaşatıldı. Çok heyecanlı ve sevinçli oldukları gözlenen özel bireyler mutluluklarını dile getirdi. Eğlendim, çok güzeldi. Arkadaşlarımla birlikte çok mutlu oldum. Başımın etini yedim bu tramvay yolculuğu için. Esmer'e teşekkür ediyorum. Memduh Başkanımıza da teşekkür ediyorum. Yani çok mutluyum bugün. Özel çocuklarımız çok mutluydu. Biz de çok mutluyuz. Başkanımız Memduh Büyükkılıç'a da çok teşekkürlerimizi sunuyoruz. Herkesi çok seviyorum. Tomarzalı iş adamı Mevlüt Kahraman'ın büyük destekleriyle yaptırılan 104 yataklı kız öğrenci yurdu bu sene ilk defa öğrenci alımına başladı. Tomarzalı iş adamı Mevlüt Kahraman, Tomarza Kaymakamlığı, Tomarza Belediyesi ve Tomarza Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından ortaklaşa yaptırılan
104 yataklı kız yurdunun yapımı tamamlanarak Tomarza Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü'ne teslim edildi. Yurda daha bugün geldim. Çok güzel bir yurt. İlk defa yapılmış sanırım. Odaları tek kişilik ve çok çok rahat. Böylece öğrenim hayatıma daha rahat devam edebiliyorum çünkü gürültü ve ses yok. Özellikle Tomarza Mustafa Akıncıoğlu Meslek Yükseköğretim Okulu'nda bulunan kız öğrenciler açısından büyük önem taşıyan öğrenci yurduna 45 öğrenci kaydını yaptırarak yurda yerleşti. Devlet yurdunda otel konforunda tek kişilik odalar mevcut. Yine yüksek güvenlikli yurt, öğrencilere huzurlu bir ortam sunuyor. Müdürlüğümüz 24 saat hizmet vermekte. Öğrencilerimizin giriş ve çıkışlarını kontrol ettiğimiz bölüm burasıdır. Güvenliğimiz öğrenciler çıkış yaparken veya giriş yaparken bu bölümden parmak izlerini okutarak takip ediyor öğrencilerimizin giriş çıkışlarını. Geniş güvenlik önlemleri alarak öğrencilerimize hizmet vermekteyiz. Yurt müdürlüğümüz içerisinde öğrencilerimize birer tane oda veriyoruz. Odalarımız tek kişiliktir. Odaların içerisinde her öğrenci bir baza, dolap, çalışma masası, komodin şeklinde destek veriyoruz. Öğrencilerimiz her 3 kişiye bir banyo, bir lavabo düşecek şekilde istediği şekilde yararlanıyor. Her 3 öğrenci bir mini buzdolabı tahsis ediyoruz. Öte yandan öğrencilerin eğitimine destek olmak için yurt içerisinde etüt merkezleri ve kütüphane de oluşturuldu. Mevlüt Kahraman Yurt Müdürlüğü'nün yemekhane kısmı. Yemekhane kısmımızda sabah kahvaltısı ve akşam yemeği iki öğün olarak verilmekte. Sıcak yemek çıkmaktadır burada. Öğrencilerimiz ücretsiz olarak yemek servisinden yararlanmaktadır. Sesli çalışma odası yani kütüphanesinde bulunmaktayız. Öğrencilerimiz rahat bir şekilde istedikleri zaman 7/24 bu kısımda ders çalışabilir. Öğrenim hayatlarına yardımcı olacağını düşünüyoruz bu odanın da kendilerine. Bültenimize spordaki gelişmelerle devam ediyoruz. Kayseri Spor Süper Lig'in 7. haftasında sahasında Beşiktaş'la karşılaşacak. Sarı kırmızılı takım bu maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Kayseri Spor Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş'ı konuk edecek. Futbolculara Göztepe maçı sonrası 2 gün izin verilmişti. 2 günlük iznin ardından çalışmalara başlayan Kayseri Spor, Beşiktaş karşılaşmasından 3 puanla ayrılmanın hesabını yapıyor. Karşılaşma 30 Eylül Pazartesi günü oynanacak. Mücadele saat 20'de başlayacak. Maçı Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını ise Ceyhun Sesi Güzel ve Hakan Yemişken yapacak. Mücadelenin 4. hakemi ise Erdem Mertoğlu. Kayseri Spor geride kalan 6 haftada sadece 3 puan toplayabildi. Beşiktaş ise 4 galibiyet ve 1 beraberlikle 13 puan toplamasını bildi. Ve bu haberle bültenimizin sonuna geldik değerli izleyenler. Ben yayında ve yapımda emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bir teşekkür de siz kıymetli izleyicilerimize. Biz yine her gün burada haberleri ve gelişmeleri ekranlarınıza taşıyacağız. Başka bir yayında görüşmek üzere, hoşça kalın.